Sohbetleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 10-16 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, evet bu hafta Dolunay haftası olduğu için haftanın genelini Dolunay enerjileri belirleyecek. Bir yandan da retro gezegen etkileri çok yoğun. 10 Nisan'da Merkür retrosu da başlıyor. Boğa burcunun 4 derecesinde başlayacak ve retro Boğa'dan sonra Koç burcunda da devam edecek ve 3 Mayıs'a kadar sürecek. Önce Boğa burcu, ardından Koç burcu, özellikle bu burç grupları biraz daha Merkür retrosundan etkilenebilirler. Merkür retrolarında tabii ki zihinsel faaliyetler yavaşlayacağı için, iletişimle ilgili konularda da bazı yavaşlamalar, duraklamalar olabileceği için günlük hayatımızda daha dikkatli ve daha temkinli olmalıyız. Gökyüzünde gezegen retroları çok fazla. Hafta sonuna kadar, 15 Nisan'a kadar Venüs retrosu da devam edecek. Bunun yanı sıra kolektif gezegenlerimizden Jüpiter, Satürn ve Plüton da retro. Dolayısıyla günlük hayatın biraz böyle yavaşladığı, temponun düştüğü, gerek özel ilişkilerimizde kararsızlıklar, gerek iş hayatımızda durgunluklar, evet bu retro gezegen etkileriyle de çok yoğun. Bu nedenle hani yeni kararlar vermek için, yeni adımlar atmak için ya da risk almak için uygun bir dönem değil. Dolunay'da zaten bu haftada tansiyonu biraz arttıracak gibi görünüyor. 11 Nisan Terazi Burcu Dolunay'ı, Uranüs etkili bir Dolunay, Plüton'dan da sert etkiler alıyor. Bir yandan Venüs retrosu var. Bu Dolunay'da biraz daha böyle hayatımızda ilişkilerimiz olabilir, işbirlikleri olabilir, toplumsal alanlarda diplomasi ve siyasetle ilgili konular, ülkeler arası ilişkiler, tüm bu alanlarda ani sürpriz durumların kontrol edilmesi zor şartların oluştuğunu görebiliriz. Bu dönemlerde acele, hızlı, dürtüsel hareket etmek zarar getirebilir. O nedenle daha sakin, daha sağduyulu olmak, şartların olgunlaşmasını beklemek ya da bazı şeylere uyum göstermeye çalışmak çok daha doğru olabilir. Evet, hafta sonunda Ay Yay burcuna geçmiş olacak. Ay Yay burcunda özellikle hafta sonu cumartesi ve pazar günü biraz daha böyle duygularımızın, düşüncelerimizin, inançlarımızın etkisinde kalabileceğini, ideallerin, manevi duyguların öne çıkabileceğini gösteriyor. Olaylara biraz daha böyle büyük pencereden bakabiliriz, idealist yaklaşabiliriz ama küçük detayları gözden kaçırabiliriz. Bu kadar retro etki varken bazı şeyleri doğru değerlendirmek, doğru tartmakta da zorlanabiliriz. Bu anlamda ayın yay burcundaki geçişi bazılarımız için aşırı iyimserlik, aşırı özgüven verirken bazılarımız için de genel anlamda bazı riskler ortaya çıkarabilir. Önümüzdeki haftaki gelişmeleri lütfen hazırladığımız haftalık videolarda burcunuza ve yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.